ve İyi Partili eski Merkez Bankası Başkanımız Durmuş'un açıklamasını imkan olsa da Türkiye'nin bütün duvarlarını assak, bütün ekranlarından Evet. göstersek. Çok Yani ibretlik hakikaten. namuslu, liyakat sahibi bir bürokrat milletvekilinin gerçekten ders gibi açıklaması. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın içinde bulunduğu durumun için suçtu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 55 milyar dolar eksidi olduğunu. Evet. TÜİK isterse enflasyonu sıfır çıkarsın. Çarşı pazar yanıyor. Pandemi yüzünden alınan saçma sapan, gerçekten saçma sapan kararlar yüzünden zaten milyonlarla ifade edilen işsiz sayımız 10 milyona dayandı. 10 milyon işsiz var Türkiye'de. Asgari ücrete 100 lira mı zam yapalım, 75 lira zam mı yapalım diye ahlaksızca bir tartışma yürütülüyor. Milletin yemek parasına insanlara bir ay maaş verelim mi vermeyelim mi tartışması yapılıyor bu ülkede. Dünyada Evet. bütün gelişmiş ülkelerde asgari ücretlinin çalışana oranı %7-8 civarındayken Türkiye'de asgari ücretli olmuş %42. Toplumun çalışanlarının yarısı asgari ücretli. Ve biz bu asgari ücretlilere 50 lira mı zam yapalım, 100 lira mı zam yapalım bunu konuşuyoruz. Yani bu utanmazlık Türk toplumunun gözünün önünde oluyor. İnsanlar feci vaziyette ekonomik sıkıntı yaşıyor. Bakın yaşam biçimine müdahale yok diyorlar. Meyhaneleri, barları şunu bunu kapatmak için müzisyenlerin canını okudular. Evet. Şu anda yani gerçekten yani yanlış cümle kurmak istemiyorum ama biraz politikayla ilgisi olan bir yönetim olsa tam tersine müzisyenleri, sanatçıları sırtında taşır. Onları ihya eder ki bu toplum bu pandemiyle, bu ekonomik zorlukla mücadele ederken bari sanat yoluyla, müzik yoluyla morali ayakta kalsın. Değil mi? Bunu yapacaklarına tam tersine müzisyenlerimizi, sanatçılarımızı neredeyse yoklukla öldürmeye çalışıyorlar. Bakın söylüyorum, tarikat, cemaat, zırh, cahil koalisyonunun düşünce sistematiğidir. Biraz politikaya, biraz niyetleri olsa, biraz niyetleri olsa tam tersine o en sevmedikleri sanatçıları, müzisyenleri ihya etmeleri lazım. Toplumun moralini ayakta tutsunlar diye. Ama döndüler, bakın geçen gün açıkladılar, geçen hafta mı 2 gün önce mi? Ya 1.000 lira vermişler ya. Evet, iki üç gün önce doğru. 1.000 lira vermişler. Bakın bu korkunç bir şeydir. Merkez Bankası'nı eksi 55 milyar dolara getirmişsiniz. Merkez Bankası'nın 200 milyar dolarını buhar etmişsiniz. Milletin orasına burasına koyacağını ifade eden müteahhitlere plaket verip ihale üstüne ihale vermeye devam ediyorsunuz. Onların vergi borçlarını, kredi borçlarını silmeye devam ediyorsunuz. İhale vermeye devam ediyorsunuz. Geçmediğimiz köprülere, girmediğimiz tünellere, uçmadığımız havalimanlarına takır takır para ödetmeye devam ediyorsunuz. Milletten üstüne para istiyorsunuz. İBAN verip ve seçim ne olacak diyorsunuz. %1 milyar kaybedeceksiniz. Çünkü insanları kendinize oy veren insanları mahvettiniz. Mahvettiniz. Bakın televizyonları seyredin. Dar gelirli insanlarımız hastane kapılarında sürünüyor sizin yüzünüzden. Ben geçenlerde yazdım. Fakirleri de kurtarırlar mı diye. Depremde bir kız çocuğumuz bunu sormuştu. Pandemide fakirleri kurtarırlar mı? Bakın her gün medyamızda utançla
Utançla okuyoruz. Yapıyorsunuz, bari saklayayım be. Ne kadar zengin, arkası kalın, torpilli tip varsa en kaliteli hastanelerde tedavi imkanı buluyor. Haftada 35 kere kendilerine test yapıyorlar. Millet sürüm sürüm sürünüyor kardeşim. Açlıktan, yoksulluktan insanlar intihar ediyor. AKP'ye üye, AKP kurucusu insanlar bile artık Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilip açız diyor. Bakın, asgari ücret nedir biliyor musunuz? Asgari ücret, iş yerinde verilen yemekteki tatlıyı saklayıp akşam evine götüren adam demektir asgari ücret. İnsanda biraz haysiyet varsa bir dönüp bu milletin neler çektiğine bakar ya. İnsanlar iş yerinde çıkan yemekteki mandalini saklayıp akşam evladına götürüyor. İnsanda biraz haysiyet olur. Asgari ücret 50 lira mı olacakmış, 100 lira mı olacak? 500 milyon dolarlık uçaklar, makam araçları, bakın aşıları kıyaslayalım diye haberler yapıyorlar Lale. Ben size aşıları kıyaslayan bir haber yapayım. Uğur Şahin Özlem Türeci bugün dünyanın en zengin Türk'ü. Dünyanın en zengin Türk'ü. Kişisel servetleri 5 milyar doları geçti. İşlerine bisikletle gidiyorlar. Bugün Almanya dediğimiz ülke Mercedes'ten Audi'ye, BMW'den Volkswagen'e dünyanın bütün otomotiv devlerine sahip bir ülke. Ama adam mütevazi bir adam. 5 milyar doları var ama gerek yok diyor. İşim burası, evim burası, bisikletle gidiyor. Sizin sağlık müdürlerinizin, sizin sağlık bakanlarınızın, sizin Diyanet İşleriniz Başkanınızın altındaki arabalara bakar insan da o asgari ücretleri öyle belirler. Sonra diyorsunuz ki anketler öyle mi oldu be? Nasıl olacak da anket ya? İnsanları ekonomik olarak öldürdüler. Bakın ben 38 yıldır bu ülkede gazetecilik yapıyorum. Benden tecrübeli gazetecilerimiz var. Sayısız ekonomik kriz gördük. Çünkü üretmeyen sıcak parayla yaşayan bir ekonomi olduğumuz için biz ta Demokrat Parti'den bu yana 7-8 yılda bir bu çark işlemez hale geliyor ve Türkiye bir ekonomik krize giriyor. Ama böylesini kimse görmedi. Böylesini kimse görmedi. Çünkü bugüne kadar bütün partiler, bütün iktidarlar sağ sol her ne olursa genellikle sağ bütün riskleri devlet olarak kendisi üstlenirdi. Evet. Çünkü devletin neticede para basma imkanı var. Hükümet değişir, yeni bir hükümet gelir, her şey yoluna girer falan. İlk defa bütün ekonomik risk vatandaşa yıkıldı. Bakın bugün bütün dünya pandemi yüzünden dönüp vatandaşlarına takır 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 para dağıtıyor. Yani bunun evet. İki sebebi var. Birincisi gerçekten adama dükkanını kapat diyorsan parasını da vereceksin. İkincisi para olmazsa ekonomi zaten olmaz. Olmaz ya. Bizde ikisini birden yapmıyorlar. Üstte para istiyor. Bu korkunç bir şey. AKP saray duvarlarının arkasına sıkıştı. Dünyayı görmüyor. Ben bunu burada böyle anlatıyorum. Tayyip Erdoğan'ın önüne gitme imkanım olsa aynı açık yürekli anlatırım. Sizi bu saray duvarlarının arkasına kim soktuysa sizi o mahvetti. Siz mahvolduğunuz için, siz görmediğiniz için, siz körleştiğiniz için millet mahvoldu kardeşim. Türkiye AKP yüzünden 50 sene geriye gitti. AKP'den sonra duyunu umumiye gibi Türk milleti bu AKP döneminde yapılan borçları ödeyecek. Şimdi canımızla uğraştığımız için bu detaylar yokmuş gibi görünüyor ama aslına bakarsanız
Bütün bu CHP'ye yönelik tartışmalar, suni kavgalar, AKP yandaş medyasında uydurulan fırtınaların falan iki tane sebebi var. Bir, pandemi rezaletini örtmeye çalışıyorlar. İki, ekonomik felaketi yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Çünkü bir şekilde hala Katar'dan para buluruz, oradan buluruz falan, bir şekilde yola çıkarız düşüncesiyle insanları süründüre süründüre öldürüyorlar. Anket sonucu budur, ben size söyleyeyim. Hiç anket manket yapmaya gerek yok. Çıkın pazara, anketi görün. Gidin markete, anketi görün. Gidin iş ve işçi bulma kurumunun önüne, anketi görün. Gidin devlet hastanesinin önüne, test kuyruğunda anketi görün. Ben ait olduğum milleti gazetecilik meslek hayatım boyunca bu kadar zorda görmedim. Gerçekten bu kadar zorda görmedim. Bu yüzden feryat edercesine hapse girmeyi göze alarak haykırmaya çalışıyor. Olmaz, böyle gitmez. Gitmiyor, olmuyor. Suni perdelemelerle adiseyi kapatmaya çalışıyor. Bakın mesela şöyle düşünün. Sanki bu ülkede Berat Albayrak diye milletvekili hiç olmadı. Evet. Sanki böyle, hiç öyle bir şey yaşanmamış gibi. Ya kardeşim, ülkenin Maliye Bakanı Instagram'da istifa etti ya. O da ayrı bir komedi. Ya, hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Sanki Berat Albayrak yok. Kimse sormuyor. Allah cezanızı versin be kardeşim. Yani Allah'tan hobi olarak gazetecilik yapıyorum. Nerede Berat Albayrak ya? Bir köyüne gitti falan dediler, öyle kaldı. Soruyor. Yani düşünme. Sanki Berat Albayrak diye bir hadise Türkiye'de yaşanmadı. Yok. Ne var? Vatan haini CHP var. Yani bundan komedi bir şey olabilir mi ya? Lale, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını döve döve öldürmeye kalktılar bu ülkede. Evet. Sığındığı evi yakmaya kalktılar. 20 ayda ilk duruşması. Türkiye feci bir noktada. Türkiye feci bir noktada. Bunu AKP de görmüyor, görmek istemiyor, yapabileceği de hiçbir şey yok. Onun için diyorum ya, bak, yüz yüze olsak söylerim. Lütfen olabilen en kısa sürede ülkeyi seçime götür. Ülkeyi Allah aşkına bir an önce seçime götürün.